Beş dalda Oscar adayı olan The Holdovers'ın erkek oyuncusu Paul Giamatti eğer bu yıl Oscar'ı almazsa bir gün mutlaka alacak. Alexander Payne'in yönettiği film 1970'lerin başında geçiyor. Yatılı bir lisede Noel tatili dolayısıyla öğrenciler, öğretmenler, herkes tatile çıkar. Fakat küçük bir öğrenci grubu okulda kalmak zorunda kalır. Peki başlarında kim kalacaktır? Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Hiç kimsenin sevmediği bir öğretmen olan Paul görevlendirilir. Paul'un da gidecek bir yeri yoktur zaten. Fakat sonra bu 5 öğrenci sayısı 1'e iner. O bir öğrenci de baş belasıdır. Paul da herkesin adeta nefret ettiği bir öğretmendir ve ikisinin yanında da mutfakta görevli, oğlunu da Vietnam'da kaybetmiş Mary kalır. Film birbirlerinden oldukça farklı bu karakterlerin irade savaşlarını ve birbirleriyle sürtüşmelerini ilerleyen günlerde giderek bir dayanışmaya dönüştürüyor. Film neredeyse tamamıyla okulun içinde geçse de dönemin ruhunu son derece iyi hissettiriyor. Dış dünyanın tüm çalkantılı ve çatışmalı yapısını aslında bu üç karakterin diyaloglarında ve ilişkilerinde görebiliyoruz. Alexander Payne'in usta yönetimi ve oyuncuların yüksek performanslarıyla üçünün insan ortak paydasında nasıl buluşabildiklerini ve aslında mutlu olmak için de küçük dokunuşlara ve biraz cesarete ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Son derece zevkle seyredilen bir film. Film 5 dalda Oscar aday. Tabii ki en iyi erkek oyuncu dalında Paul Giamatti. Yardımcı kadın oyuncu dalında Divan John Randolph. Ayrıca orijinal senaryo, film kurgusu ve tabii ki en iyi film dalında aday. The Holdovers yani kalanlar Paul Giamatti ile Alexander Payne'in Sideways'ten sonraki en güçlü işbirliği. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. Eğer bu filme giderseniz, birbirinden çok farklı dünyalara sahip bu üç karakter arasındaki etkileşim ve aralarındaki bağ sizi çok etkileyecek.